Arkadaşlarımızı içeri davet edelim. Biraz geç kaldık. Programdan uzadım. Metsu'yu ise arkadaşlarımızı davet edelim. Bu hiçbir başarının tesadüf olmadığı Mutluluk Şehri Büyükçekmece. Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün'ün okumak cehalete zararlıdır sözünün ışığında tesis edilen Atatürk Kültür Merkezi dezavantajlı vatandaşlarımıza ilgili dernek başkanlarını oturtun. Bak boş yerler var. Zeynep Hanım, size yol göstermediğini ben göstereyim. Karşıda, arkada, sağ arkada oturun. İzciğim, buyurun. İki arkadaşımızın ufak konuşması olacak. Gündem öncesi. Engelleri kaldırmayı kendimize görev edindik. Siz yeter ki isteyin. Dilerseniz gözünüz, dilerseniz sesiniz oluruz. Büyükçekmece Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi... Bir saniye, bu filmi çevirin, geri alın. Bu kadar kafanız çalışıyor da... Bunu izlemek için lambaları söndürmeyi düşünmüyor musunuz? Mutluluk Şehri beyaz perdeyi izletiyorsunuz vatandaşlara. Geri al. Okumak cehalet... Kapat tamamen. Beni duyuyor musunuz? O rejidekiler beni duyuyor mu? Hiçbir başarının tesadüf olmadığı Mutluluk Şehri Büyükçekmece. Kapat. Belediye Başkanımız Doktor Hasan Akgün'ün okumak... Kapat. Nereden kapanıyor? Alete zararlıdır. Hiçbir başarının tesadüf olmadığı Mutluluk Şehri Büyükçekmece. Belediye Başkanımız Doktor Hasan... Yukarıdaki arkadaşlar, müsaade edin ben bir konuşayım. Sonra sizin ne yapacağınıza ben talimat vereceğim. Anladınız mı? Değerli arkadaşlar, günaydın. Haftanız hayırlı olsun, bereketli olsun, sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Biraz sonra meclis toplantısına geçeceğiz. Takdir ederseniz ki sadece bugün dezavantajlı vatandaşlarımızla ilgili çok şeyler konuşulacak, anlatılacak. Biz burada pek bir şey anlatmayacağız. İki dezavantajlı dernek başkanı, dezavantajlı vatandaşlarımızla uğraşan dernek başkanı ikişer dakika konuşma yapacaklar. Arkasından yine sadece engelli veya dezavantajlı vatandaşlarımızın çokça gündeme getirileceği gün olduğundan ötürü her iki grup dan birer kişiye konuşma veya varsa duygularını anlatmak için söz vereceğim. Onun dışında herhangi bir söz vermeyeceğim. Öncelikle onu belirtmek isterim. Şahsım ve Büyükçekmece Belediye Meclisi adına ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımıza da buradan günaydın diyoruz. Hayırlı haftalar diliyoruz. İşleriniz, işiniz, gücünüz rast gelsin, bereketli olsun. Şimdi arkada ekranda lambaları söndürebilirse arkadaşlar, ekranda neyi anlatacaksınız bana bu konuda bilgi verin. Ekranda ne anlatılacak? Ekranda başlıkta sorma engellerle alakalı bir
İçinde siyaset var mı? Peki. Peki buyurun arkadaşlar. Görme engelli vatandaşların okuma haklarıyla ilgili bir üniversite, hangi üniversite? Boğaziçi Üniversitesi. Bir dernek, GETEM isimli dernek başkanı arkadaşımız, onu da buraya bekliyorum. Arkadaşımı da buraya bekliyorum. Belediye birlikte bir merkez kurdular. Vatandaşlarımız burada kitap okuyor, sesli. Görme engelli vatandaşlarımız da onları dinliyor. Güzel bir faaliyet. Allah kimseyi engelli etmesin ama her birimiz engelli adayız. Karşıya alıyorum sizleri. Bu nedenle bu filmi izleyelim ama önce lambaları söndürün, sonra videoyu açın. Lambalar nereden söndürülüyor arkadaşım? Nereden söndürmeyi? Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir başarının tesadüf olmadığı Mutluluk Şehri Büyükçekmece. Belediye Başkanımız Doktor Hasan Akgün'ün "Okumak cehalete zararlıdır" sözünün ışığında tesis edilen Atatürk Kültür Merkezi bünyesindeki Kutatkubilik Halk Kütüphanesi, toplumun her kesiminin faydalanabileceği çeşitliliği, koleksiyonun hızla zenginleşmesiyle ve buna paralel olarak okuyucu sayısının da artmasıyla hizmet alanlarının genişletilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Engelleri kaldırmayı kendimize görev edindik. Siz yeter ki isteyin. Dilerseniz gözünüz, dilerseniz sesiniz oluruz. Büyükçekmece Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi Bilgi Evi'nde hizmete açtığımız elektronik kitap okuma kabinimizde görme engelli vatandaşlarımız için üretilen sesli kitaplarımız gönül okurlarıyla buluşmaktadır. Büyükçekmece Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bu kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla yapmış olduğu bu köşe kitap koleksiyonunu okuyoruz. Bütün her yerde bu şekilde yapılmasını, okunmasını istiyoruz. Ayrıca Doktor Hasan Akgün'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Her kitap yeni bir aydınlanmadır. Yeniye, geleceğe, düşsel dünyalara, engin bilgilerin saklandığı, hazine sandığı olan kitaplara isteyen herkesin kolaylıkla ulaşabilmeleri için farklı bölgelerde kurulan kütüphanelerin yanı sıra çay bahçelerine, sosyal tesislere, şehir parklarına kitaplıklar kurulmuştur. Al götür oku getir köşemizle okurseverlerimiz diledikleri kitaplara kolayca ulaşabiliyorlar. Halk akademilerimizde çocuklarımız eğitimlerini alırken velilerimiz de okuma raflarından kendileri için en uygun kitapları seçip rahatlıkla okuyabiliyorlar. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün'ün bizzat kendi koordinasyonuyla uzun süre önce başlattığı kültürel ve sosyal dönüşüm projelerinden olan kahvehanelerin kıraathanelere dönüştürülme projesi, Büyükçekmeceli okurseverlerin takdirini kazanmıştır. Sayın Belediye Başkanımız Doktor Hasan Akgün'ün dediği gibi okumak cehalete zarar verir sözüyle kahvehane köşelerimize başlatmış olduğu okuma seferberliği
ve okuma köşesinden dolayı kendilerine ve tüm çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Her gün değişik kitaplar okumak sebebiyle kitabımız zenginleşmiş olur. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum, tüm çalışanlara. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi'nde Türkçe eğitmeni olarak görev yapmaktayım. Belediyemizin eğitime verdiği önem mahallelerimizdeki öğrencilere ulaşmamıza kadar varıyor. Her mahallemizde belediyemize ait ücretsiz eğitim vermekteyiz. Derya Kistesi Kamiloba yöneticisiyim. Bu kütüphanemizin, buraların yapılması, bu şekilde insanların burada oturup kitap okuması, kitaplardan faydalanmasına Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hasan Akgün'e çok teşekkür ediyorum. Gerekli kitapları bize verdi, kütüphaneyi yaptırdı gördüğünüz gibi. Sağ olsunlar belediye çalışanlarımız, personelimiz ve belediye başkanımız olmak şartıyla başta bize çok destek verdiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız bayağı yararlanıyor kütüphanede. Biz de değerli arkadaşlar, esas hedef okuma, görme engelli vatandaşlarımıza okuma imkanı sağlamaktı. Onu kütüphane birimi birleştirerek kıraathanelerle ilgili faaliyetleri de içerisine katmışlar. Güzel bir görüntü vermişler. Teşekkür ediyorum. Yani okulla, okumakla, eğitimle, kitapla ilgili verilecek olan her türlü hizmete sonuna kadar desteğiz, emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdi gündem dışı, gündem harici sivil toplum kuruluşlarına söz vereceğim. 3 Aralık dezavantajlı vatandaşlarımızla ilgili anma günü, onlarla ilgili projelerin, onlarla ilgili faaliyetlerin konuşulduğu gün. Şimdi sırasıyla sizin sıralamanız var mı? Herhangi bir sıralama yok değil mi? Kimi çağırayım? Evet. Arkadaşlar, doktorum sen davet et. Kim geliyor? Oradan hangisi geliyorsa siz davet edin. İsmen. Zeynep Hanım buyurun. Derneğin ismi neydi? Ben Zeynep Hanım'ın derneğinin ismini tam söyler misiniz bana? Önüme bir şey konmadı çünkü. Başkanım, Buyender Büyükçekmece Engelliler Derneği. Zeynep Hanım buyurun. Ben tanıyorum. İsmi de şu kürsüye. İsmi de geçsin diye söyledim. Ondan sonraki 2 arkadaşımızın da dernek isim önce adları sonra derneklerinin ismi açılmış şekilde sizin tarafınızdan anons edilsin. Sayın Başkanım, sayın değerli meclis üyelerim, değerli muhtarlarım, misafirlerimiz. Bugün aranızda olmaktan çok mutluyum. Güzel bir gün aslında. Dünya Engelliler Günü diyoruz ama biz de sivil toplum kuruluşu olarak şunu diyoruz. Bize her gün bugün için önemli. Sadece bugün değil, her gün önemli ve her gün anılması gereken, her gün yanlarında olmamız gereken bir dezavantajlı grubumuz var. Farkındalıkları olan bir grup bu grup. Bizler de Büyender olarak yaklaşık 5 yıldır bölgemizde hizmet veriyoruz. Eksiklikleri giderme adına, özgüvenlerini kazanmaları adına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belediyemize de bu konuda çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanıma da teşekkür ediyorum. 5 yıllık dernek bölgede bir İçişleri Bakanlığı projesi gerçekleştirdi. Bizim Tepecik'te yerimiz, Büyender'in yeri. Çünkü potansiyelimiz orada. 380 sayıda bir engelli grubumuz var. Bu grubumuzda çeşitli aktiviteler yapıyoruz. İhtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ayrıca yaşlı, yatalak ve Alzheimer hastalarımıza da hizmet veriyoruz. Bunları biz hayırseverlerimiz ve gönüllülerimizin destekleriyle yerel yönetimlerde bulunan birçok arkadaşlarımızın destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Hepimiz gönüllüyüz. Yönetim kurulumla beraber gönüllü olarak bu hizmeti sürdürüyoruz bölgemizde. Bu işten haz alıyoruz, dua alıyoruz sadece. Allah hayırlarımızı kabul eylesin. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi sadece bugün değil, bize her gün Engelliler Günü olarak kutlanması gerekiyor ve onların yanlarında olunması gerekiyor. Allah sayılarımızı arttırsın, bu hayır işinde bizleri birleştirsin. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
Teşekkür ediyorum Zeynep Hanım. Başarılarınızın devamı diliyorum. Büyükçekmece Engelli İzciler Kültür Turizm Eğitim Derneği adına Bedriye Yılmaz konuşacak. Bedriye Hanım buyurun. Bedriye Hanım buyurun. Hepinize saygılar sunuyorum. Başkanımı ayrı bir yere koyuyorum. Türkiye, hepiniz zamanında izci olmuşsunuzdur. Türkiye'de ilk engelli izci grubunu Sayın Doktor Başkanım Hasan Akgün kurmuştur. Türkiye'de annelere, izci annelerine ve engelli annelerine sağlık yönünde evde acaba ne olduğunda ne yapacağım dediğinde 8 aylık bir ilk yardım kursu eğitimini Türkiye'de ilk Doktor Hasan Akgün sayesinde vermişizdir. Bedriye Hanım, burası meclis. Beni anlatmayacaksınız. Kaç engelli izciniz var? Ne yapıyorsunuz? Sadece onları anlatacaksınız. Sizin duygularınızı anlıyorum ama onu başka yerde anlatırsınız. İşte ama şimdi yapmadan siz, geçemedim. Siz, o yüzden yapmadan geçeceksiniz. Burası meclis. Evet, teşekkür tamam. Ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten gökkuşağı izcileri uzun yıllardır, 25 senedir emek verdi. Bizim 130 tane kayıtlı izcimiz var. Fakat bize gelen 60 izcimiz ve devamlı, sürekli, süre gelen bunların içinde sivil havacılık federasyonuna bağlı 22 tane sporcumuz var. Ayrıca karateye bağlı 19 tane sporcumuz var. Karatede 5. Open Uluslararası Karate Yarışması'nda 2 tane İstanbul birinciliği ve 5 tane de derecemiz ve kupamız var. İşte arkadaşlar, el sanatları, resim, müzik, koro, ayrıca izcilik olarak senede en az 2-3 kampımızla 29 Ekim kampını 9 yıldır Büyükçekmece olarak sürekli kurmuşuzdur ve vurgulamışızdır. Ayrıca da 19 Mayıs'larda, 23 Nisan'larda, 30 Ağustos'larda engelli çocukları ayırmadan biz de burada varız, biz de farklılığımız sizin sayenizde görülmesi gereken demişizdir. Ve bugüne kadar da hiçbir kimseden yardım toplamadan, elimize bir makbuz almadan gönüllü izcilerimizle, izci grubumuzla ve yönetimimizle size hizmet sunmuşuzdur. Ben gökkuşağı izcileri olarak daha çok yer verilmesini, daha çok sizlerin arasında olmamızı ve daha çok o çocuklarımızla biz her şeyi yapıyoruz demeyi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. GETAM projesini ortak yaptığımız Büyükçekmece Çevre, Kültür, Turizm ve Eğitim Derneği yöneticisi Nurgül Kocapabuç konuşacak. Görme engellilerle ilgili yaptığı çalışmayı bize anlatacak. Nurgül Hanım buyurun kürsüye. Bugün güzel bir aktivite yaptıklarını anlattılar. Kendilerini kutladık. Görme engelli vatandaşlarımız adına güzel şeyler yapıyorlar dernekleri ve üniversiteyle beraber, belediyeyle beraber. Devamını ben de diliyorum. Buyurun efendim. Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Muhtarlarımız, Büyükçekmece Kültür Turizm Derneği olarak Kültür Müdürlüğü ve Sayın Başkanımızın sonsuz katkılarıyla Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi GETEM'in bize örnek olarak sunduğu bir projeyi hayata geçirdik. Kutadgu Birlik Kütüphanesi'nin yanındaki bilgi evinin içerisinde oluşan kabinimizde bugüne kadar 2017 Temmuz ayında açarak hizmete sunduğumuz ve gönüllülerimizin yavaş yavaş peş peşe geldikleri
bu süreç içerisinde 53 tane gönüllü okuyucu 81 tane kitap seslendirdi. 30 Mart 2018'de okuma kabinimizin resmi açılışını yaptık. O günden itibaren de bu okumalarımız, gönüllü okuyucuların katkıları son derece hızlandı. Biz dernek olarak da gönüllü sesli kitap seslendirebilmeyi ve bunu gerçekten yaşamlarının bir parçası ayırabilecekleri zaman içerisinde süre gelecek bir alışkanlık haline getirilmesini amaç olarak görüyoruz. Bunun için de Büyükçekmece'de yaşayan bütün bireylerimiz, bütün vatandaşlarımızın buraya gelip sizlerin de birer katkıda bulunmasını gönülden arzu ediyoruz. Zaman ayırabildiğiniz ölçüde. Bu kitapların seslendirilmesi sonucunda GETEM'in bütün Türkiye'deki görme engellilerin yararlanabileceği bir sesli kütüphanesinde, Telekom'la işbirliği yaptığı bir kütüphane bünyesinde bir şifre ile beraber bütün kitapları dinleyebiliyorlar. Bunların içerisinde sadece hikaye kitapları yok. Bunların içerisinde üniversitelerin ders kitapları var, araştırma kitapları var, üniversite sınavlarına hazırlık kitapları var ve bilebileceğimiz bütün kitaplar mevcut. Bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir. Yine sizleri birer kitap adına, sesli kitaplar adına, kütüphanemizin, sesli kitap kütüphanemizin zenginleşmesi adına okumaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Başkanım, teşekkür ediyoruz. Bir şey soracağım size. Buyurun başkanım. İlgi ve alakanıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü görme engelliler biraz özel dezavantajlı vatandaşlarımız oluyor. Biz renkleri görüyoruz, biz güzelleri görüyoruz. Onlar sadece karanlığı görüyor. Karanlıktan ne çıkartıyorlar? Beyinlerinde muhakeme ederek onları algılamaya çalışıyorlar. Türkiye'de görme engeli olan, görmeme gibi dezavantajı olan kaç vatandaşımız var? Böyle bir devletin veya bir sivil toplum kuruluşlarının böyle bir ellerinde done var mı? Böyle bir tespit var mı? Merak ettim, onun için sordum. 6 Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi. Evet. İstanbul'da bizim bu bilgileri alıp sorabileceğimiz, paylaşabileceğimiz en şu anda işlevsel olan kurum. Buradaki tespitler gün gün değişiyor tabii. Tabii. Ayrıca bir sürü sivil toplum kuruluşu var. Bunların içerisinde çocuk görme engellilerin eğitimleriyle, bilgisayar destekli eğitimleriyle, kabartma yazılı eğitimleriyle ilgilenen farklı kuruluşlar da var. Sayı olarak görme engelli bireyler diğer engelli bireylerimize göre daha az yüzde olarak. Peki, size ve her diğer iki başkanımıza, sivil toplum kuruluşu 3 kadın başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Ben, pardon başkanım, bir şey ifade edeyim. Dernek üyelerimiz ve dernek başkanımız da buradalar. Bu çalışmalarımızı biz, sizin bize tahsis etmiş olduğunuz belediyenin, eski belediye binasının üst katında çok yoğunlukla da devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha da gelişecek umuyoruz. Biz belediye ve meclis olarak destek veriyoruz hepinize. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. 3 ben dedikten sonra bunda ne var, bunda ne var? Bunu gönder, götür. 3 önemli sivil toplum kuruluşu başkanımızın sunumlarını izledim. İzledik bir saat. Şimdiki bilinen sayı dünya genelinde, anons et oradan sen. Dünya genelinde 45 milyon, Türkiye'de 77 bin görmen gibi. 77 bin gibi bir sayı var. Demek ki bayağı önemli bir sayı bu. Allah azaltır inşallah. Hiç dezavantajlı vatandaşımız olmaz. Evet. 3 Aralık Engelliler Haftası nedeniyle konuşmak isteyen arkadaşlarıma söz vereceğim. AK Parti grubu. Buyurun Recep Bey.
CHP grubu siz konuşacaksınız, tamam. Seher Hocam, konuşacak mısınız? Engelliler Haftası ile ilgili. Tamam, teşekkür ederim. İyi Parti adına size söz verdik. Sayın Başkan, değerli meclis arkadaşlarım, saygıdeğer muhtarlarım ve sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, bugünün anlam ve öneminde bugün burada bulunan 3 tane engelli derneğimizin değerli başkanları ve yöneticileri. Hepinizi Aralık ayı meclisinde, 2018'in bu son meclisinde sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bugünün anlam ve öneminin az evvel Sayın Başkan ifade etti, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili. Engelli kardeşlerimiz bölgemizde de, ilçemizde de, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette birçok dalda üstün başarılara imza atmaktadırlar. Ve az evvelki ifadelerden gördüğümüz kadarıyla Büyükçekmece Belediyesi Başkanı olarak, Büyükçekmece Belediyesi Meclisi olarak ki az evvel buraya gelirken başkan yardımcılarımıza hangi başkan yardımcımız bu konuyla ilgileniyor diye sordum. Adem Yazır Bey'e bağlıymış. Kendilerine teşekkür edecektim ama sanırım bir cenazesi varmış. Onunla ilgili de kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Engelli kardeşlerimiz hayatın her alanında Büyükçekmece'de sizlerle, bizlerle beraber. Bu anlamda bizler önce insan diyen bir anlayıştan geliyoruz. Önce insan diyen bir anlayıştan gelen bizler yine yaratılmışın en şereflisi olan insanla ilgili olarak, engelli kardeşlerimizle ilgili olarak yapabileceğimiz her noktada bizler bireyler olarak yerelde belediyelerimiz neler yapılacağını ifade etmeye çalıştılar. Ve bu anlamda ben Büyükçekmece ilçesini bu noktada şanslı görüyorum ki geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece ilçesini bırakın, İstanbul'u bırakın, Türkiye'yi de geçin. Dünyada konuşulan bir ampute milli takımımız vardı. Ve bu milli takımımızda bize kupayı getiren golü de yine bizim ilçemizden Ömer Güler Yüz diye Murat Çeşme'den bir kardeşimiz atmıştı. Demek ki geçmişte Muhammedleri, Okanları, kaleci zaferleri yetiştiren anlayış bu anlamda ampute milli takımımızı futbolcularında yetiştirmeye devam ediyor diyorum. Ve bu noktada ne mutlu bizlere ki Büyükçekmece Belediye Meclisi olarak başkanıyla, meclisiyle tüm engellilerimizle ilgili burada atılabilecek adımları atmışız diyorum. Ve bundan sonraki süreçte de inşallah 2019, 2020 ve bundan sonraki 2023 sürecinde de engellilerle ilgili yapmamız gereken her faaliyette engelli derneklerimiz burada. Yine yakından tanıdığımız ve bir dönemde birlikte siyaset yaptığımız Sayın Zeynep Arslan Hanımefendi, Büyenderin Başkanı. Yine Engelli İzciler Derneği'nden her dönem 29 Ekim'lerde, 10 Kasım'larda izlediğimiz ve oradan gerçekten memnuniyetle yapılan faaliyetleri gördüğümüz Bedriye Hanım burada. Ve bugün tabii ki Sayın Hocam bazılarını bizden gizliyor herhalde komisyon başkanı olarak ki GTEM'in başkanı Nurgül Hanım'ı burada gördük. Belki bizim de eksikliğimiz ama bu noktada Büyükçekmece ilçesinin, Büyükçekmece Belediyesi'nin meclisiyle, başkanıyla bu noktada tüm engellilere kucak açmasından bizler de tüm AK Parti grubu olarak duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Burada aslan payı belki komisyondaki arkadaşımızındır, belki belediye başkan yardımcımızındır. Biz hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve yine tüm engellilerle ilgili de bugünün anlam ve önemine dair bundan sonraki süreçte de biz engellilerin yaşamımızdaki hayatını kolaylaştıracak ve engellilerin topluma kazandırılmasında daha fazla bir ve beraber olarak engellilerimizin yine engellilerini görmeden bizlerle birlikte tekrardan kazandırılması için gereken çalışmayı yapacağız diyorum. Ve tüm engellilere başta 3 tane derneğimizin başkanı olmak üzere Zeynep Hanım, Bedriye Hanım ve Nurgül Hanım olmak üzere tüm yönetimlerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bugün de yine Mevlana Haftası, çok Sayın Başkanım sadece Engelliler Günü'yle ilgili dedi ama Mevlana Haftası ile ilgili de sadece bir cümle söylemek istiyorum ki Mevlana'nın bugün kardeşlik sözlerine gerçekten ihtiyacımız var. Ama engellilerle ilgili olsun, ama toplumun her kesiminde yaptığımız faaliyetlerle ilgili olsun. Ve ey dost, derdin varsa, derdin ne olursa olsun Allah her zaman yeter diyorum. Ve yine 5 Aralık'ta Kadın Hakları Günü ile ilgili de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve seçme ve seçilme hakkını kazanan, bundan 84 yıl önce kazanan tüm bayanlarımızı da, hanımlarımızı da unutmadan günlerini kutlamak istiyorum ki
Burada başkan yardımcısı olarak baktığımızda bir tane hanım başkan yardımcısı, meclis üyesi olarak da bizden bir arkadaşımız, üç arkadaşımız, bir de bağımsız arkadaşımızı görüyorum ki muhtarlarımız da aynı şekilde buradalar. Kadınlarımıza daha fazla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi daha fazla seçme ve seçilme hakkının verilmesi yönünde ve dünyaya bir ilk olan bu kadın haklarıyla ilgili de tüm hanımlarımızın gününü de ayrı ayrı kutluyorum. Hep meclisimizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Recep arkadaşımıza. Başkanım, küçük bir düzeltme yapabilir miyim bu sayıyla ilgili? Özür dilerim. Tabii. Ben az önce Anadolu Ajansı'nın resmi internet sitesinden baktım. Rakam biraz bana az gelmişti. Az. 2018 yılı itibariyle 220 bin görme engellimizin olduğunu Anadolu Ajansı'nın internet sitesinden aldım. 1/3 tekabül ediyormuş nüfusumuzun. Bu düzeltmeyi yapayım dedim. Teşekkür ederim. Bana da az gelmişti esasında. O hangi haber? Teşekkür ederim beyefendi. Çünkü o bile bana fazla gelmişti esasında. O 77 de fazla gelmişti. Ben zannettim 60 bin söyleyeceksin. keşke hiç olmasa ama bunlar Allah'ın takdiri ilahisidir. Orada duracaksın. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına. Önder Yüksel Eryiğit, Belediye Meclis Üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sevgili muhtarlar, sivil toplum örgütünün değerli temsilcileri ve tabii ki engelli derneklerinin bugünün anlam ve önemiyle ilgili onlara ayırdım, değerli temsilcileri. Hepiniz, bizi izleyen Büyükçekmeceliler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 1992 yılında Birleşmiş Milletler'in kararı ile 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü olarak kabul edilmiş ve 3 Aralık gününün tüm dünyada engellilerin topluma entegre edilmesi ve haklarının tam ve diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması amacı için çalışılması gereken bir gün olarak tüm dünyaya duyurulmuştur. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun %10'unu engelliler teşkil etmektedir. Ülkemizde ise bu oran %12 civarındadır. Buradan hareketle ülkemizde yaklaşık 10 milyon engelli kardeşimiz bulunmaktadır. Her ailede ortalama 4 kişi olduğunu düşünürsek yaklaşık 40 milyon kişiyi ilgilendiren bir sorundan bahsediyoruz. Bu da ülke nüfusunun yarısı demektir. Böyle bir gerçek ortadayken maalesef bu konu yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış veya gereken hassasiyet gösterilememiştir. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, bugün sizlere klişeleşmiş cümleler kurmayacağım. Yukarıdaki istatistiki veriler, engelliler konusunun bir ayıptan öteye bir gerçek olduğunu gözlerimizin önüne sermektedir. Ve dolayısıyla bugün kendimize bir ayna tutup konuyla ilgili yüzleşmemizi sağlamaya çalışacağım. Bugün gelişmiş ülkelere gittiğimizde engelli vatandaşların tüm yaşamın içinde ve hatta çalışma hayatında aktif olduklarını görüyoruz. Ülkemizde ise maalesef hala engellisini gizleyen bir düşünce yapısıyla karşı karşıyayız. Engellilik gizlenecek bir durum değil, bir gerçektir. Arkadaşlar, bize bireyler olarak üzerimize düşen görev toplumda konuyla ilgili farkındalık yaratmaktır. Esas itibarıyla bu konunun köklü çözümü devlet politikaları ile sağlanabilecektir. Devletimizin gerekli yasaları çıkartıp özellikle erişebilirlik ve ulaşılabilirlik ile ilgili altyapı çalışmaları için finans desteğini sağlaması gerekmektedir. Bu noktada belediyelere düşen görev de devletin oluşturduğu bu projeleri uygulamaktan geçer. Sayın Başkanımızın ve belediyemizin Büyükçekmece'de tüm engelli yurttaşlarımıza bakış açısı, dinleri, dilleri, ırkları ve siyasi düşünceleri ne olursa olsun hep eşit mesafede ola gelmiştir. Bu konuya yaklaşımımız siyaset üstüdür. Yaptığımız çalışmalar hiçbir zaman siyasi malzeme aracı olarak kullanılmamıştır. Yaptığınız bu hassasiyetinizden ötürü Sayın Başkanımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, umarım önümüzdeki dönemde bu gerçeğimiz ile ilgili çok daha iyi şeyler konuşuyor oluruz. Engelli bireylerimizin ulaşılabilirlik sorunları çözülmüş halde, üretimde ve sanayide onları hak ettiği yerlerde görüyor oluruz. Bu duygu ve düşüncelerimle engellerin sevgiyle aşıldığı, engellilik sorununun çözüldüğü, sevgi varsa engel yoktur sloganının tüm toplumda içselleştirildiği yarınlar temenni ederim. Teşekkür ediyorum. Doktor Önder arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Güzel bir konuşma hazırlamışsınız. Özellikle ayrıca tebrik ve teşekkür ediyorum. Herkesin anlayacağı dilde güzel bir konuşmaydı. Şimdi yazdım. Seher hocam, istiyor musunuz konuşma? Konuşmak istiyor musunuz? Evet. Yani istemiyorsanız konuşmayın. Israr etmedim. Israr etmedim. Israr etmedim. Bu mecliste bir kişi, siz İyi Parti'nin temsilcisiniz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi var, AK Partisi var. Fazla miktarda onlar sizden. Hepinizin hakları eşit olduğu için bu çatı altında. Onun için ben iki kez bunu bilerek söyledim. Recep Bey de destek verdi. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar merhaba. Engelliler haftası münasebetiyle bugün çok güzel etkinlikler gördük. Engeller dışarıdan görünebiliyor. Ama öyle zannediyorum ki bu engellilerin yüreklerinde hiçbir şey yok. Onların yürekleri engelsiz. Bunu görmemiz gerekiyor. Ve bu engelliler için de şehirlerin fiziki yapılarını düzenlemek bugünün görevi olarak bizlere düşüyor diye değerlendiriyorum. Hiçbir hazırlığım yoktu. Başkanın ısrarı üzerine çok, geldiğimi gene ifade ediyorum. Çok güzeldi konuşmanız ama. Evet. Bak, evet. Yüreklerinde engel olmadığını kimse söylemedi. Evet. Hocam, bence sadece siz söyleyin. Bence yürekleri engelsiz. Bunu düşünmemiz çok gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum anladım, efendim çok, hepinize. Çok çok teşekkür sağ ederim. Sağ olasınız. Değerli arkadaşlar, engelli veya dezavantajlı vatandaşlarımızla ilgili güzel konuşmalarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Dernek başkanlarımızı da dışarı alıyorum müsaade ederseniz. Tüzüğümüz gereğince olamıyorsunuz burada. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızı diliyorum. Bu önemli sosyal faaliyetlerde gücümüzle yanınızda olduğumuzu bir kez daha teyit etmek istiyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olasınız. Recep Bey'in şeye temas etmesi, kadınlara seçme hakkı, seçilme hakkı, önce seçme sonra seçilme hakkı 30-34 tarihlerinde verildiği için temas ettim. Şimdi Emine Hanım da diyor ki ben bunu bir şeyle ortaya koyayım diyor. Bir 3 dakikalık konuşmayla ortaya koyayım diyor. Kadınlara karşı bakayım ilginiz ne kadar, konuşsun mu konuşmasın mı? Hadi bakalım böyle böyle soracağım. Konuştun mu? Siyaset yoksa bu çatı altında kimseye siyaset yaptırmam, kimse de ona tevessül etmez. Buyurun. Burası büyük çekmece. Bütün Metsuyis arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, değerli Metsuyis arkadaşlarım, muhtarlarım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bizleri izleyen Büyükçekmece ailemiz, Büyükçekmece halkımız. 5 Aralık 1934 Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin bugün 84. yılını kutluyoruz. Ben bu konuyla ilgili bir sunum hazırladım. Sunumu baştan alabilir miyiz arkadaşlar? Kadınlarını geri bırakan toplum geride kalmaya mahkumdur. Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 84. yılını kutluyoruz demiştim. 5 Aralık 1934 tarihinde yapılan anayasa değişikliğiyle kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkı bugünün Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmasıyla neticelenmiştir. Çağdaş bir toplum olabilmenin ve çağdaş bir hukuk devleti kurmanın ilk şartı
toplumda kadın ve erkeğin eşit olarak yer almasıdır. Türkiye'de ve dünyada kadınların erkeklerle eşit koşullarda ve insanca yaşama isteğinin giderek güçlendiği bir dönemde kadınların karşı karşıya kaldığı tehditler, kadınların haklarına yönelik saldırılarda giderek artmaktadır. Siyasi yaşamda kadın. Kadının sosyal ve siyasi yaşamda önce olmasını sağlayan devrimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk döneminde gerçekleştirilmiştir. 1930'lu yıllarda bir yandan kadının vatandaşlık haklarını kazanmasını, diğer yandan Türk toplumunun yeniden yapılanmasını sağlamış, böylece büyük bir toplumsal değişim gerçekleştirilmiştir. Kadınlara 1930 yılında belediye seçimlerinde seçme, 1933 yılında köy kanunu ile muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 Aralık 1934 yılında milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi. 1921 Anayasası'nın 10. ve 11. maddelerinde değişiklik yapılarak. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı birçok Avrupa ülkesinden daha önce verilmiştir. Türkiye'de Fransa, İtalya, Slovenya'dan 11 yıl, Romanya'dan 12 yıl, Bulgaristan'dan 13 yıl, Belçika'dan 14 yıl, Yunanistan'dan 15 yıl, İsviçre'den 36 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 1934 yılında kadına seçme ve seçilme hakkı veren 28 ülkenin sadece 17'sinde bu hak kullanılıyordu. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan kısa bir süre sonra Türk kadınına bu hakkı vermekle gerçekten çok büyük bir adım atmış ve Türk kadınına verdiği değeri ortaya koymuştur. Türkiye TÜİK verilerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi sandalye sayısına oranla kadın temsili 1935'ten bugüne kadar. Ve Türkiye 1934 yılında dünyada kadın temsili açısından ikinci sıradayken bugün 130. sırada yer almaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilen ilk kadın milletvekillerimiz, 18 milletvekilimiz var ve yerel yönetimlerde kadın temsili. Türkiye'de tüm belediye başkanlarının sadece %2.86'sı kadın. Oysa dünyada kadın temsili ortalaması %9. Marmara bölgesinde yalnızca bir kadın belediye başkanı var. 50 bin muhtarın yalnızca 674'ü kadın. Kadınların seçme ve seçilme hakkına sahip olmasının üzerinden geçen 88 yılda toplam 119 kadın belediye başkanı olabilmiş. Yerel yönetimlerde kadın temsili. Peki belediye kadın meclis üyesi oranı nedir? 2014 seçimlerinde. Toplam meclis üyesi sayımız 20.498, kadın sayımız 2.198. Kadın oranı %10.7. Türk kadınına yönelik sosyal yaşamda pek çok reform yapılmış olsa da, 84 yıl hatta yerelde 88 yıl önce seçme ve seçilme hakkı tanınsa da, ne yazık ki 20. yüzyıl boyunca kadınlar siyaset içinde hak ettikleri yeri bulamamışlardır. 21. yüzyıl Türkiye'sinde de siyaset anlayışı cinsiyetten bağımsız değildir. Kadın ve erkeğin siyaset içinde eşit olmadıklarını tablolarda görüyoruz. Nedenlerini incelediğimizde siyasal partilerin erkek egemen yapı ve söylemler doğrultusunda siyasal cinsiyeti ön plana çıkaran anlayışlarının kadın temsil sorununun büyümesine neden olduğunu, bu siyasi anlayışla birlikte kadın temsilini etkileyen diğer nedenleri, sebepleri de şöyle sıralayabiliriz. 1. Geleneksel yapı. Ataerkil toplum kadına annelik ve ev kadını rolünü verdiğinden kadının bu kalıplar dışına çıkmamda zorlanması. 2. Kaynak azlığı. Siyasetin masraflı bir alan oluşu ve kadının ekonomik gücünün buna uygun olamaması. 3. Teknik bilgilerinin yetersizliği. 4. Siyaset ile ilgili konulara hakim olmaması ya da ilgi duymaması. 5. Bilmediği bu alandan uzak olmaları, talepkar olmamaları, özgüven eksikliği de diyebiliriz.
Dolayısıyla kadın temsiliyetinin yetersizliği sadece siyasal okumalarla değil, sosyolojik ve ekonomik okumalarla da değerlendirilmeli ve bir bütün olarak ele alınmalıdır. Oysa kadınlar farkındalık yaratmada detaycı ve dikkatli özellikleriyle siyasette çok yönlü hizmetin üretimini sağlayabilirler. Çözüm nedir? Siyasal partilerin kadını ya da erkeği öncüleyen değil, bir araya getirerek güç birliği içinde siyaseti güçlendirmeleri ve demokrasi kültürünün yaygınlaşması için çalışmaları gerekir. Eşitlik sağlanmalı, karar mekanizmalarında kadın ve erkek eşit olarak yer almalıdır. Kadın ve erkek birlikte çağdaşlaşma, toplumsal kalkınma, demokrasi, eşitlik, özgürlük gibi konuları birlikte irdelerlerse kadın temsiliyetinin yetersizliği sorun olmaktan uzaklaşır. Yine çözüm olarak toplumun da kadınların siyasette yer almalarını desteklemesi gerekir. Ve en önemlisi kadınlarımız. Ülkemizi modernleştirmek ve daha ileri götürmek için cesurca, bilinçli bir şekilde mücadele etmelidirler. Bir Türk kadını olarak ben de 84 yıl sonra 1934 seçimlerinde Türk Kadınlar Birliği'nin seçim sloganı olan şu cümlelerle tüm Türk kadınlarına sesleniyorum. Türk kadını, yurdun bu işte de senin çalışmanı bekliyor. Sen ki yeryüzünün en çalışkan ve en yurtsever kadınısın. Haydi iş başına. Sözlerimi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Yüce Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle noktalarken, biz kadınlara sosyal hayatta insanca yaşama, eşitlik, özgürlük, siyasette seçme ve seçilme hakkı veren, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm atalarıma, mücadele veren tüm kadınlarımıza minnet ve şükran duygularımla teşekkür ediyorum, saygılarımla. Emine Hanım'ı bir Türk kadını olarak dinledik. Meclis üyesi olarak dinlemedik. Bir Türk kadını olarak dinledik. Kronolojik olarak kadınımıza seçme, seçilme hakkının verilişini masa başında, sıra başında öğretmenin vermiş olduğu ders gibi bize aktardı. Bilgilerimiz tazelendi. Bu haksızlık olmasın diye söylüyorum. Emine Hanım grup adına falan konuşmadı. Kadın adına konuştu. Sizden herhangi bir söz almak isteyen var mı? Buyurun efendim. Bir kişiye sadece. Sayın başım, tabii ki. İki kişiden söz aldınız. Ben önce öndeki Abdullah Bey'e verdim. Ben buradan konuşabilirim değil mi? Tabii tabii. Bir kişiye veriyorum ama iki kişiye vermiyorum. Aranızda anlaşın. Şimdi hanginiz konuşacaksa ona verelim. Benim özellikle konuşmam farklı. Tabii önemli günler bugün. Bir saniye arkadaşım. Burada sözü ben veriyorum. İkinizden bir tanesine... Bu Emine Demirci'nin konuşmasından sonra kadın hakları ile ilgili, kadına seçme seçilme hakkı verilişle ilgili burası uzun konuştuğu için Recep Bey biraz dokundu geçti. Sizden bir tanenize söz hakkı vereceğim. Sporla ilgili sanıyorum Tamer abi konuşacak. Neyle ilgili? Spor. Sayın Başkanım. Spor değil. Benimki... Spor. Şu anda gündemimiz spor değil. Onu daha sonra konuşacağım. Yalnız böyle bir konuşma rica edeceğim sizden. 2018 yılını biz belediye meclisimizi Ocak ayında Gençlik ve Spor Yılı ilan ettik. Onunla ilgili bir konuşma olacak müsaade edersiniz. Abdullah Bey'den sordum. Ben kadın hakları ile ilgili bir kadın iki... Kadın hakları, önce kadın hakları. Çok kısa olacak zaten. Tabii tabii benim. Buyurun. Bizim medeniyet köklerimizde kadına özel itina ve değer verildiğini bir kere daha hatırlamak gerekiyor. Kadın, mesela size ilginç bir şey söyleyeyim. Vakıflar hukukuyla ilgili benim çalışmalarım var 15 yıldan beri. Osmanlı'da vakıf kurucularının %36'sı kadın. Çok ilginç bir rakam. %36'sı kadın. Osmanlı'da. Tabii tabii. Osmanlı Devleti'nde kurulan bütün Osmanlı 600 küsür senelik, 624 senelik Osmanlı'da bütün vakıf kurucularının %36'sı kadın. Dolayısıyla kadınlar toplumun içerisinde ticaret yapan, servet sahibi olan ve bu mal varlıklarını da istediği gibi tasarruf eden bir hüviyete, kimliğe zaten bizim medeniyet köklerimizde var bu. Mesela Justinianus'un kanunlarında, Roma İmparatoru'nun kanunlarında
kadınlar akıl hastalarıyla eş tutulmuş. Hatta ben size çok daha ilginç bir şey söyleyeyim. 1870'li yıllara kadar İngiltere'de kadının mal varlığı evlenince kocasının mülkiyetine geçiyordu. Yani daha işte 35'ten sonra onlarda biz 34'te seçme seçilme hakkını verdiğimizde onlarda daha evli kadının mülkiyet durumu 35'lerde 1935'ten sonra kendisi özel mülkiyet sahibi olabilir konuma geldi kadın. Demokrasinin beşiği. Aynen öyle. İsviçre'nin 36 yıl sonra. Aynen öyle. Yani biz bir de Anglo-Saksonlardan bahsediyoruz. Malum Kara Avrupa'sını da eleştirir. Onlar çok daha ileride olduklarını falan iddia ederler hep tarihsel süreç içerisinde. Dolayısıyla bizim medeniyet köklerimiz itibariyle de öteden beri kadim kültürümüzde de kadın her konuda söz sahibidir. Mülkiyet edinme hakkı yüzyıllar önce hatta İslamiyet'le beraber, çünkü Hazreti Hatice'yi biliyoruz mesela, şimdi aklıma geldi. Ticaretle uğraşıyor. Peygamber Efendimiz'le evlendikten sonra da ticaretine devam ediyor. Kendisinin memurları var, hizmetçileri var, çalıştırdığı insanlar var ve bu konuda tasarrufta bulunurken Peygamber Efendimiz'den izin de almıyor. Kendi mal varlığıyla ilgili kendisi tasarrufta bulunuyor. Dolayısıyla bu bizim herkesten çok sahip çıkmamız, herkesten çok değer vermemiz gereken zaten bir mevzuydu. Ama niyeyse şimdi hala mesela kadın İslam hukukunda istemediği birisiyle evlendirilemez. Ama biz hala daha işte töre diyoruz, bilmem başka şeyler diyoruz saçma sapan gerekçelerle. İşte çocuk anneler var mesela, babası alıyor, istediği birisine veriyor filan. Yani çok kendi kadim kültürümüzün gerisinde kalmış durumdayız. Bunu da bir hatırlatayım istedim. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dinliyorum. Oradan yerine oturarak yerine. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle tabii ki engelliler haftası nedeniyle buradaki etkinlik gerçekten bizleri mutlu etti. Tabii engelliler için ne kadar çaba sarf etsek az. Bugün anlam ve önemi ile ilgili çalışma yapan dernek başkanı tebrik ediyorum. 7-17 Aralık Mevlana haftası. Bu da çok önemli bir etkinlikte kutlanıyor. Bir Mevlana'nın bir sözüyle ben de onu geciktirmek istiyorum. Kusuru bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin kendine, işte o zaman kusursuz olursun. Söz almamın asıl nedeni sevgili başkanım, Büyükçekmece Belediye Meclisimizin 2018 yılı Ocak ayında almış olduğu mecliste oy birliğiyle alınan karar neticesinde ilçemizde 2018 yılını gençlik ve spor yılı ilan etmiştik. Bu karar ilçede yaşayan gençlerimizi ve gençlerimizi büyük bir coşku, heyecan ile beklentilere sokmuştur. Ama maalesef ki belediyemiz beklentilere benim gördüğüm kadarıyla cevap veremediğini düşünüyorum. Neden? Yıl içerisinde amatör spor kulüplerimize aldığımız nakdi yardım bedellerini birkaç kulüp dışında hala ödeyemedik. Büyükçekmece Belediyesi yaz spor okullarının uzun yıllardır yapıldığını biliyorum. Bu spor okulları ilçemizde yaşayan çocukları ve gençlerin yüzde kaçını kapsamaktadır? Yaklaşık 2000 bu sene 2000 çocuğa eğitim verdiğini düşünüyorum. Haftada 2 gün ve birer saat ile yetersiz kaldığını düşünüyorum. Bu etkinliklerin çocuklara yönelik okullar olduğunu düşünüyorum. Gençlerle ilgili ne yaptık? Herhalde 29 Ekim'de gelen Aleyna Tilki ile geçiktirdik gençleri diye düşünüyorum. Eğitim alanında her alanda gerekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Gençliğimize spor ahlakı, spor davranış biçimleri ve sağlıklı planlı eğitimler verebildik mi? Bunun yanında eğitim odaklı paneller düzenlemediğimizi gözlemlik araştırmamda karşıma çıktığında belirtmek istiyorum. Yıllardır amatör
takım sporcularımızın lisans evrakları öncesi yapılması gereken sağlık muayenelerine ilgili gerçekten sporcularımıza yeteri desteği veremeyizi düşünüyorum. İlçemizde özel sağlık kuruluşlarıyla, hastanelerle ciddi çalışma yaparak önümüzdeki yıllarda sağlık muayenelerinin düzenli ve kapsamlı yapılmasını faydalı olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü bir gencin bir sağlığından veya hayatından önemli hiçbir şey olamaz diye düşünüyorum. Ayrıca tüm takım ve sporcularına sezon öncesi ödül ve ceza yönetmeliği hazırlanarak hayata geçirmesini iyi olacağını düşünüyorum. Bu teşvik ve caydırıcılık sağlayacağını düşünüyorum. Çok başarılı sporcularımız ve takımlarımız onu da birazdan dile getireceğim. 2007 yılında büyük bir emek ve heyecanla kurduğumuz Büyükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği istediğimiz, istenilen bir işlevsel faaliyetler yapamamaktır. Kuruluş amacı bölgedeki amatör spor takımlarının sorunlarını çözmek olarak kurulmuştu. Fakat ne belediye ile ilgili ne de ilgili spor müdürlükleriyle ciddi koordineli çalışmalar yapamadı. Küçük küçük faaliyetlerle ayakta kalmaya çalıştık. Bütçesi olan bir dernek değildir. Bunu da işlevsel hale getirmek için çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca 2008 yılı içerisinde ilçemize hiçbir spor 2018 yılı içerisinde ilçemize hiçbir spor yılı olmasına rağmen bir spor tesisi kazandırdığımızı söyleyemem. Tabii devam eden projelerimiz var. Bunların bir an önce gençlerin hizmetinin sunulması gerektiğini düşünüyorum. İlçemiz dışında resmi müsabaka giden son 30 saniye kadar tamam. En çok. Takım ve sporcum araç desteği konusunda eksik kaldık ya da ayrımcı davrandığımızı düşünüyorum. Bir de neden malzeme yardımı yapılmadık? Bu sene yapılmamız gerektiğini spor ve gençlik yılı olmasına rağmen bekledik, olmadı. Tabii eksiklerinde güzel olan sportif ve eğitimsel detaylar, olaylar da yaşadık. Özellikle Büyükçekmece basketbol takımı bu yıl Avrupa'da oynadığı 11 maçın 9'unu kazandı. Başta Sayın Başkanımızı ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Bununla ilgili de sevgili başkanımın 2017'de Hürriyet'te bir 32 yılda futbola aktardığımız paralar heba oldu. Basketbol takımı 4 yılda kurduk, 4 yılda şampiyon yaptık. Bu da özel işte olarak bence doğru bir işlerin doğruya girdiği yolunda bir söz olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda 2017-2018 sezonunda ikinci de şampiyon olarak birinci lige çıkan Büyükçekmece Voleybol Akademisi Bayan Voleybol Takımı'nı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Büyükçekmece'de aynı zamanda aldığım not okçuluk ve atletizmde birincilik, ikincilik, üçüncülükler var. 41 madalya ve 9 kupa kazanılmış. Biz bunu maalesef yerel basında veya ulusal basında göremedik. Bu başarıları da öne çıkarmamız için çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. 2018 yılında Büyükçekmece Belediyespor 19 takımı ve Güzelce Spor bu 13 takımı gruplarında şampiyon olarak bizleri gururlandırmışlardır. Ben yöneticilerin sporcularını tebrik ediyorum. Hepinize sevgi saygılarımla teşekkür ediyorum. Büyükçekmece Belediyesi'nin kuruluş yılı 19 Şubat 1958, 60. yılımız kutlu olsun. Nice seneler diyorum. Emeği geçen, geçmişte emek veren tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. 19 Şubat'ta inşallah 61 yılıncı etkinliğini kutlamak için etkinlik düzenlemesini rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Canbaz'a teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, 2018 yılı bizim spor yılıdır. Spor yılı olması nedeniyle biraz sonra Coşkun Bey. Spor yılı olması nedeniyle dikkatleri bu noktaya çektik. 2018 yılında Büyükçekmece halkının da yakından şahit olduğu çok önemli sportif faaliyetler oldu. Çok önemli ülkemizi, şehrimizi temsil bakımından önemli madalyalara imzalar atıldı.
Önce şu yardım meselesine biraz dokunacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kulüp ki parasına bir kısım arkadaşımızın da itiraz etmiş olduğu Büyükçekmece basketbol takımı ve Büyükçekmece voleybol kulübü, yani Büyükçekmece basket ve Büyükçekmece voleybol paralarını, onlar da dahil olmak üzere 9 kulüp bizden para almak için müracaat etmedi. Onlara teşekkür ediyorum. Etmedikleri için teşekkür ediyorum. Biz kendi yağımızda kavruluyoruz dediler. Müracaat edenler söyleyeyim, Büyükçekmece Bisiklet, Tepecik Anadolu Spor, evrakları muhasebede aldılar veya almadılar. Güzelce Spor Kulübü, Mimar Sinan Spor Kulübü, Büyükçekmece Bisiklet Spor Kulübü, bir de Kumburga Spor Kulübü, başka müracaat eden olmadı. O ismini okuduklarım paralarını aldılar veya evrakları hazır için alsınlar. Büyükçekmece Belediyesi bugüne kadar, yani Kasım ayı başına kadar, Kasım ayı sonuna kadar 15 kulübümüze toplam 1240 araç tahsis yapmış ve birçok kulübe de aynı yardımda bulunmuştur, bulunmaya devam ediyor. Değerli arkadaşlar, biz şimdi esasında siz haklısınız. Çünkü Büyükçekmece'nin çıtasını çok büyüttük, çok yükselttik. Şimdi size bir örnek veriyorum. Hemen yanımda komşumuz Esenyurt'ta kaç spor kulübü var, başarılar nedir? Küçükçekmece'de kaç spor kulübü var, başarılar nedir? Başarıları nedir? İnşallah çok başarıları vardır. Çünkü bu ülkenin puanını arttırıyor. Ben mukayese bakımından söylüyorum. Bakırköy'de kaç spor kulübü var, başarıları nedir? Sadece soru olarak, ben biliyorum, soru olarak size sordum. Ama Büyükçekmece Sivil Toplum Kuruluşu ve spor kulüpleri zenginliğine sahip. 40 mı, 50 mi? 66 tane spor kulübü var. Spor deyince bizim halkımız sadece topla sahaya çıkanlara spor diyorlar. Gerçekten halka sorun. Spor kulübü deyince akla sadece futbol kulübü geliyormuş. Bu da bir tespit. Bizim futbol kulüpleri zenginliğimiz var. Diğer bisikleti, voleybolu, basketi, okçuluğu, o kadar çok spor kulübümüz var ki. Belediyenin gücünün buna yetmesi mümkün değildir. Her şeye rağmen spor tesisleri zenginliğimizde var. Tepecik Spor Kulübü'nün kullandığı Büyükçekmece Belediyesi'ne ait spor tesisine biz çok büyük, yeniledik, sıfırdan yaptık. Bir üstünün tribünü kaldı sosyal tesisinden beraber. Kumburgaz'a devam ediyoruz. En mağdur Kumburgazlılardır. Kumburgaz'daki gençlerimizdir. Ne deseler haklılar. Ama onu da bitiriyoruz. Kamil Obay'ı bitirdik. Celaliye'de düzenlemeye hem il hem Büyükçekmece Belediyesi hem de bugüne kadar yapılanlar birleştirildiği zaman çok güzel bir spor stat ortaya çıktı. Sahipsizliği var sadece. Kulüp yeterli değil. Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece halkı Avrupa standartlarında demokrasinin olmasa olmazı, sivil toplum kuruluşları bakımından Avrupa standartlarına geçmiş Türkiye'nin en örnek bir nolu ilçesidir. İkincisini söyleyemezsiniz. Nüfusu 1,5 milyon olan bazı ilçeler var. Şimdi ismini vermeyin buradan. Ben sadece bildiğim için 3 arkadaşımın yerini verdim. Bundan bu bizim için gurur tablosudur. Büyükçekmece halkı için gurur tablosudur. Çünkü halkımızın her kesimi bir şeylerle uğraşıyor. Sivil toplum kuruluşu şemsiyesi altında. Bunu teyit etmek istedim. Spor tesisi yılında illa spor stadyum yapmak değil, spora bakış açımızdır. Ama burada bizim bir beceriksizliğimiz var. Bir beceriksizliğimiz var burada bizim. Büyükçekmece, yani o da benim yüzümden. Reklama, yaptığımız işlerin reklamını beceremiyoruz.
Halbuki niye bizim bu kadar çıkan şampiyonları, dünya birincisi güreşçiyi, dünya ikincisi güreşçiyi, basketbolumuzu, niye billboardlarda biz bunları sergilemiyoruz? Niye bunları biz halkımıza daha çok paylaşmıyoruz? Ben de kendimi tenkit ediyorum. Madem bu çekmecenin gençleri bunlar, madem bu kadar gidiyor minderde ter döküyor, basketle şunu yapıyor, futbolda bunu yapıyorsa, bunların billboardlara çıkması lazım. Bu da bizim eksikliğimizdir. Halbuki bu işle ilgili görevli müdür, başkan yardımcısı arkadaşlarımız bu başarıları elde ettikleri zaman diretecek. Ben halkımla bunları paylaşmak istiyorum. Reklama para harcamayın ama bu reklam değildir. O ailenin, o çocuğunun billboardlarda resmini görmekten hepimiz gururlanırız. Dünya birincisi güreşçimiz var. Var mı haberiniz? Yok. Dünya ikincisi güreşçimiz var. Var mı haberimiz? Yok. Bu da Büyükçekmece Belediyesi'nin benim ve ilgili arkadaşların alıp cebine koyacağı tenkittir. Çünkü hem taltif edelim, hem teşekkür edelim, hem de bu spor ve diğer faaliyetlerde öncülüğümüzü devam ettirelim. Benim ifadelerim bunlardan ibarettir. Başkan olarak siz siyasete cevap verilmeyecek şekilde cevap hakkı doğurmadan rica ediyorum Coşkun Bey. Çünkü bundan sonra kimseye söz hakkı vermiyorum. Meclis, akşam oldu, meclise başlayacağız. Daha meclisin açılışı yapılmadı. Buyurun. Zaten o uyarı yapacaktım. İki, Sayın Başkanım, siyaset zaten içimiz dışımız siyaset olmuş. Onunla ilgili söz istemedim. Ben sadece Dilek kardeşimden özür diliyorum. Söz hakkını arada yedik. Kusura bakmasın. Bir dahaki sefere ona da bir söz hakkı yaratmış oluruz. Evet. Dedim, Dilek Hanım'dan özür diledim şahsım adına. Söz hakkı istemişti. Artık bir dahaki sefere kaldı. İki, bu kadın hakları ile ilgili konuşuyoruz da bu İsviçre ile ilgili bir eksik bilgi var. Onu söyleyeyim burada. İsviçre'nin Appenzell kantonunda halen seçim günü köy meydanında toplanır, işaretle oy verirler. Ya da Uri kantonunda... Ne kadar güzel demokrasi ya. Tabii. Kimse birbirine bir şey yapmıyor değil mi? Urne meydanı var. Tabii. Orada yapılır. Bilinmediği için bu farklı. Arabistan'da da işte daha yeni ehliyet hakkı kadınlara verildi. Şimdi bütün bunlar bir şeyi ortaya çıkarıyor. Hakikaten Cumhuriyet'in değerleri önemli. Yani kadına bu seçme hakkını verilmesi. Yine bugün milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 82. ölüm yıl dönümü. Yani her bayramda İstiklal Marşı'nı okuyorsak ciddi emeği var. Mehmet Akif, eğer Cumhuriyet olmasaydı, Mehmet Akif, Cumhuriyet olmasaydı benim kulağım. Cumhuriyet olmasaydı ben bu şiiri ne için yazacaktım? Diyor. Yine Mehmet Akif 10 yıl, 11 yıl Mısır'da sürgünde kaldıktan sonra dönüşünde der ki, "11 yıl değil, 11 gün daha kalsaydım çıldırırdım. Hürriyet de, milliyetçilik de, Müslümanlık da, demokrasi de Türkiye'deymiş. Onun için Allah benim kalan ömrümü de alsın, Mustafa Kemal'e versin. Eğer Cumhuriyet olmasaydı ben bu İstiklal Marşı'nı ne için yazacaktım?" diyor. Bu vesileyle kendisini hürmetle, şükranla, Cumhuriyet Halk Partisi adına rahmetle anıyor. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi günlerle ilgili konuşma vermeyeceğim dediğim zaman belki ya bu adam işte acaba niye sözümüzü kesiyor demiştiniz. Şimdi orası da isteyebilir, orası da isteyebilir. Onun için kıymetli arkadaşlarım, Büyükçekmece halkının 300 bin kişinin yaşayan nüfusu 300 bindir. Kışın, yazında 1 milyon. 300 bin kişinin seçmiş olduğu belediye meclis üyeleri olarak bugüne kadar ortaya koymuş olduğunuz medeni tavır, siyasi tavır, dostluk, centilmenlik bakımından hepinize teşekkür ediyorum bu şehrin ve bu meclisin belediye başkanı olarak.
bu meclisin başkanı olarak. Ben tarafsızlık noktasında çok rahatım. Ben tarafsız bir adamım. Yaklaşan yerel, genel yerel seçimlerden, yaklaşan halkın anlayacağı dilden söyleyeyim. Yaklaşan belediye seçimlerinden dolayı bu kararı riyaset olarak aldık. Onun için gelecek Aralık bitti, Ocak, Şubat, Mart seçimlerinde hassasiyetimi net olarak ortaya koyacağım. Meclisi açacağım, gündem üzerine konuşma vereceğim ve kapatacağım. Onun için bu konudaki tabii ki 18 Mart Çanakkale şehitlerini grup başkanları tabii ki anacak. Ama benim de hassasiyetimi anlamanızı rica ediyorum. Değerli arkadaşlar, konuşmalardan ötürü yapılan açıklamalar, verilen bilgiler, anlatılan hususlardan ötürü bütün konuşmacı arkadaşlarıma ve bütün gruplara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve 2018 yılının son meclis ayı olan Aralık meclis toplantımızı açıyorum. Gündemli okutayım, ondan sonra sunarız. Gündemi okutuyorum. Gündem konuları. 1. Belediyemiz sınırlarında bulunan 19 Mayıs Mahallesi 1484 parsel sayılı park alanındaki 16 metrekarelik trafo yerinin üzerinde trafo merkezi yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesi ile 18. maddesinin E fıkrası gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEDAŞ lehine TEDAŞ lehine 25 yıl süreyle irtifak hakkı tesis edilmesi hususunun müzakeresi ve kararı bağlanması. 2. Mülkiyeti belediyemize ait Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 1157 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan eski belediye hizmet binasının ikinci katındaki 3 adet ofisin dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere kamu yararına çalışan dernek statüsünde faaliyet gösteren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Emekli Assubaylar Derneği'ne 3 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 Taksim E maddesi ile 75 Taksim D maddesi gereğince müzakeresi ve karara bağlanması. 3. Belediyemizde 2018 yılında 5393 sayılı yasanın 49. maddesi ve 657 sayılı yasanın 4 Taksim B maddesi hükümleri uyarınca kadro karşılık gösterilmek ve tam zamanlı olarak sözleşme yapılmak suretiyle bir adet eğitmenin sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi ve 2018 yılı sözleşme ücretlerinin belirlenmesi. 4. Belediyemiz dolu memur kadrolarında 26 adet belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğinin 11. maddesi hükümleri doğrultusunda derece değişikliği yapılması hususunun 5393 sayılı yasanın 49. maddesi ve 18 Taksim L maddesi ile 657 sayılı yasanın 45. ve 68 B maddesi hükümleri uyarınca müzakeresi ve karara bağlanması. 5. Belediyemiz sınırlarında bulunan Çakmaklı Mahallesi, Maşuk Sokak ve Develi Sokak'ın isimlerinin değiştirilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. Ek gündem 1. Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başkanlık Makamına. Büyükçekmece ilçesi Kamilova Mahallesi 1081 adanın kuzeydoğusunda Tarabya Caddesi ile Boğaziçi Caddesi'nin kesiştiği yerde mevcut bulunan baz istasyonuna ait kulenin yanında 7x7 şeklinde toplam 49 metre alanın ilimizin ve kamu güvenliğinin sağlanması doğrultusunda kurulması planlanan sayısal tesis sistemi kapsamında konteyner konulmak suretiyle İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'ne 10 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesi konusunun 1593 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 Taksim E 75 Taksim D maddeleri hükümleri doğrultusunda incelenerek karar alınmak üzere
Dosyamızın belediye meclisine havalesi arz olunur. Ek gündem 2. Plan ve Proje Müdürlüğü Başkanlık Makamına 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 0308-1990 tarih ve 20594 sayılı resmi gazetede yayınlanan uygulanmasına dair yönetmeliğin 4. maddesi tanımları başlığında kısmi yapılaşma tanımına istinaden Büyükçekmece Merkez Sahil Bölgesi'nde kıyı kenar çizgisinden itibaren 100 metrelik sahil bandı içerisindeki yapılaşmaların imar arşiv dosyaları incelenmiştir. Bahse konu alanın içerisinde bulunan parsellerin %80'lik kısmının meri mevzuat hükümleri doğrultusunda tamamlanarak yapı kullanım izin belgesi aldığı ve kısmi yapılaşma tanımına uyduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Büyükçekmece Merkez Sahil Bölgesi'nde 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 0308-1990 tarih ve 20594 sayılı resmi gazetede yayınlanan uygulamasına dair yönetmeliğin 4. maddesi tanımlar başlığındaki koşulları sağladığından ekli haritada çalışması yapılan alan için kısmi yapılaşma kararı alınması hususunun gündem maddesi olarak meclis toplantısı gündemine alınmasını arz ederim. Ek gündem 3. Büyükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Başkanlık Makamına İstanbul İmar Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Büyükçekmece ilçe sınırları içerisinde yer alan bazı sokak ve caddelerin zemin katlarında ticaret uygulaması yapılmasına ilişkin karar alma hususu. Ek gündem 4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fatih Mahallesi, fazla sokak sakinlerinin sokak isminin değiştirilmesinden dolayı çektikleri sıkıntının giderilmesi için belediyemize yapmış oldukları talep nedeniyle aşağıda belirtilen şekilde ikamet ettikleri sokağın isminin değiştirilmesi müdürlüğümüze önerilmektedir. Mahallesi Fatih, önceki ismi Çam Sokağı, şimdiki ismi Fazlı Sokağı, önerilen isim Çam 5 Sokağı. Yukarıdaki belirtilen sokağın isminin değiştirilmesi hususunun görüşülmek üzere meclis toplantısının gündeme alınmasını tensiplerinize arz ederim. Bitti. Teşekkür ederim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, mecliste gündemde bulunan hususlar sizlere arz edildi. Gündeme alınmasını arzu ettiğiniz meclis görev ve yetkilileri arasında gündeme alınmasını arzu ettiğiniz herhangi bir husus var mı? Var. Size görev verdim ama olmadı. Benim var. Bir önceki yıl, bu yıl yani 2018 yılı spor yılıydı. Şimdi Coşkun Bey'e söyledim. Bir sonraki yılın yani 2019 yılının ismi var. Bir isim belediye çalışan belediye grubu belirliyor. Yani bu işte uğraşında belirliyor. Ama yıl içinde yani 2019'un Ocak ayında alıyorduk. 2019'un Ocak ayında almayacağız. 2018'in Aralık ayında alacağız. Çünkü Ocak ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe girip onun pulu, onun logosu yapılması gerekiyor. Bürokrat kesimi beni uyardı, başkanım bunu düzeltin dediler. O nedenle 2019 yılının isimlendirilmesi hususunun da gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ek 5. maddesi olarak. Peki bir önceki bu gündemin bu şekilde meclis toplantısının bu şekilde icra edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir önceki belediye meclis zabıt ve kararlarının okunmuş olduğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemin 1. maddesi. 19 Mayıs Mahallesi trafo yerinin TEDAŞ'ı. 19 Mayıs Mahallesi'nde bir trafo yerini tahsisini istemiş. Neresi? Evet. BEDAŞ'a bildiğiniz usullerle verilen tahsis. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 2. maddesi. Mimar Sinan'daki eski belediye hizmet binamızda kamu yararına çalışan derneklere... İsimlerini okuyun onların, dernekleri. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği.
Değerli arkadaşlar, bilginiz dahilinde daha açılışını yapmadık. Mimar Sinan Belediye Hizmet Binası'yla Celaliye Kamiloba Belediye Hizmet Binalarını halk eğitimine tahsis ettik. Celaliye Kamiloba Belediyesi'nde Halk Akademisi'ni konuşlandık. Çok yoğun bir talep de var. Halk Akademisi'nin merkezi oldu. Halk Akademisi'ne bağlı örgün eğitim. Örgün eğitim dediğimiz zaman çocukların okuldan sonra derslerini bütünleştirip derslerini pekiştirmek için çalışma merkezleri olarak algılayacaksınız. Çocukların okuldan sonraki ilk cumartesi akşam saat 5'ten sonraki 7'ye kadar olan zaman içerisinde çocukların etüt merkezi olarak görev yapıyor. Çok sayıda çocuğumuz bu eğitimlerden istifade ediyor. Bunlardan bir tanesi de Mimar Sinan Eski Belediye Binası'dır. Mimar Sinan Eski Belediye Binası'nın giriş katını Kadın Sanat Merkezi olarak tahsis ettik. Çözüm masası olarak yer tahsisi yapıldı. Zabıta merkezi olarak tahsis yapıldı ve tahsilat merkezi olarak tahsis yapıldı. Hemen onun üst katı, ikinci kat tamamıyla sınıflar yapılarak kütüphane, bir tane büyük kütüphane ve diğerleri de sınıflara dönüştürülerek çocuklarımızın örgün eğitim içerisinde eğitimlerini desteklemek üzere imkan sağlandı, biraz önce söylediğim gibi. Üst kat, ikinci katta normal ikinci kat, halkın söylemiyle üçüncü katta sivil toplum kuruluşlarından özellikle işte Hava Kurumu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Emekli Assubaylar Derneği, bunlar devletten muafiyet alan dernekler olduğundan onlara da orada birer tane yer tahsis ettik. 5 sivil toplum, öbürlerinde fotoğrafçılık derneğe onlar eğitim veriyorlar. Benzeri 5-6 yeri de 6 tane 7 tane sivil toplum kuruluşuna yer tahsis ettik ama bunların tüzüğünde devletten muafiyet verilmesi tüzüklerine göre muafiyet almışlar. Tüzüğü değil. Düzeltiyorum. Bunlar Bakanlar Kurulu'ndan muafiyet aldıklarından ötürü bunlara 3 yıllığına o odaları bedelsiz tahsis etmemiz gerekiyor. Bunu da komisyona göndermeden oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemimizin 3. maddesi. Başkanım, geçmeden burada bir 3. maddeye geçmeden bunu evet dedik tabii ki. Tabii, bunda tabii. Bir sıkıntı yok. İsimleri yazılıyor önünüzde. Kamu yararına çalışan 2 tane daha derneğimiz var. Kızılay var, yeri var bildiğim kadarıyla. Bedir Bey de orada yönetiminde. Büyükçekmece ilçe sınırları dışında ama bir de kaymakamlığın yanındaki bir yeri herhalde aldılar, tahsisini aldılar. Kızılay'da bir sorun yok ama Yeşilay'ın sanırım bu anlamda yeri yok. Büyükçekmece, Yeşilay'ın. Eğer ki yerimiz varsa Yeşilay Dernek Başkanı. Kızılay'ın yeri nerede kaymakamlık? Kızılay'ın yeri bir tane Gürpınar'da Beylikdüzü ilçesinde kalan bir yeri var. Büyükçekmece, tamam. Kızılay'ın. Bir de kaymakamlığın arkasında, büfenin arkasında küçük bir yer vardı. Orası hazineye aitti, millemle aitti. Oranın da tahsisini aldılar zannedersem. Üzerinde Kızılay'ın şerhi vardı zaten. Orada herhalde oluşacak, yeni bir yer yapacaklar. Yalnız Yeşilay'ın bildiğim kadarıyla yeri yok. Ona bir yer tahsisi olabilirse burada, o da... Burada yer yok ama tabii ki o Yeşilay, Kızılay ve benzeri dernekler hepimizin ortak paydasıdır. Evet. Biz gerekeni yaparız. Teşekkür ediyorum. Gündemimizin hangisi ise o? 3. Tam zamanlı olarak sözleşme yapmak suretiyle bir adet eğitmenin sözleşmeli personel. Bir adet eğitmen almamız gerekiyor. Sözleşmeli personel. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 26 adet 26 memur. Adet memurumuz. Bir üst memurumuz süresini doldurmuş. Bir üst dereceye terfi edecektir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanım, bu madde geçti. Bunda da bir söz almak istiyorum. Daha önce yine belediye meclisinde... Sadece bunlar yalnız atama değil. Tamamı dolu dolu kadrolar. Yok, sıkıntı yok başkanım onunla ilgili. Buyurun. Biz daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan uygulamanın aynısını burada da istemiştik. Hangi arkadaşlar hangi dereceye terfi ettiyse isim olarak Büyükşehir'de zikrediliyor. İşte şu arkadaşım şu göreve gelmiştir, bu arkadaşımız bu müdürlüğe gelmiştir diye. Meclisi bilgilendirme açısından geçtiğimizde de söyledik. Sanırım gözden kaçtı. Değerlendirmenizi rica ederim. İnsan Kaynakları Müdürlüğü hazırlasın ve gelecek şeyde hangi bu 26 arkadaşımızın hangi kadro
kadroya telif ettiğini burada okusun bize. Biz de bilelim. Ben de bilmiyorum çünkü. Buyurun. Onu oyladık. Gündemin 5. maddesi. Çakmaklı Mahallesi, Maşuk Sokak ve Develi Sokak'ın isimlerinin değiştirilmesi hususu. Arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görev yapan 6 arkadaşımızdan rica ediyorum. CHP, AK Parti diye ayırmıyorum. Ben sadece 6 tane meclis üyesi arkadaşımdan bahsediyorum. Lütfen Çakmaklı halk, ya bu Çakmaklı üzerinde, Çakmaklılar biraz şanssız. İşte mezarlıktı, çöp döküm sahasıydı, hadi oradan kaldılar, şimdi öbür tarafa genel Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da geçen ay biliyorsunuz mecliste hem meclis kürsüsünden görüştüm, hem de ondan bir gün sonra Marmara Belediyeler Birliği encümeninde 2,5 saat beraberdik, yine görüştüm. Bizden talepte bulunmadılar ama ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, biz halkı rahatsız etmeyecek Karaağaç Köyü'nün arka yamacında depolama sahamızda çöp transfer istasyonu yerini vereceğimizi söylemiştim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da talimat verecekti. Büyükçekmece Belediyesi'nden irtibat sağlayacaklardı. O yeri görülecekti. Hiç kimse bize bu konuda talepte bulunmadı. Bizim de hiçbir bilgimiz olmadan TÜYAP Fuar Merkezi'ne 5-600 metrede Hadımköy yolu üzerinde yine bir çöp depolama yeri, çöp transfer merkezi. Her gün onlarca kamyon, tır girecek, çıkacak, girecek, çıkacak. Zaten fuar merkezi üzerinde böyle bir şeyi yapmak ülke adına abislik ya. Bu fuar merkezine büyük çekmeciler gitmiyor ki. Bu fuar merkezine dünyanın bütün ülkelerinden, Avrupa, medeni ülkelerden hepiniz biliyorsunuz 300, 500, 1000, 2000 katılım oluyor şirket olarak. Özellikle turizm veya teknik ile ilgili fuarlarda çok büyük katılım var. Biz bunları tam tersine saklamamız ve buradan kaldırmamız lazım. Biz fuar merkezi çevresinde geçen 2 ay önce 5 tane yer yıktık. Niye? Ya gelenler görüp de bize orada işte kötü gözle bakmasınlar diye. Şimdi bunu da yine Sayın Başkan söyleyecek. Bize başvuracaklar. Nuraydın Bey bunu takip ediyorsunuz. Bu bilgiyi sana vermişim, tekrar söylüyorum. Takip ediyorsunuz, ilgili arkadaşlara takip ettiriyorsunuz. Çünkü başkan, evet tamam, ben arkadaşlara söyleyeceğim, sizinle irtibat sağlayacaklar. Ve çöp transfer istasyonunu Çatalca'nın o belirlemiş şey, Çakmaklı'nın, Çakmaklı Köyü alanındaki o alanda yapmayacağız. O zaman bize o yeri gösterin dediler. Bu sözü almış gibiyim, inşallah olur. Çakmaklıların başında bir başka dert daha var. Hepimizin bildiği Çakmaklı'nın tek girişi, tek yolu vardır. Metro Gross Market'in oradan içeri giren yol. Bu köy 1924'te mi, 1025'te mi kurulmuş? 24'te kurulmuş galiba. Ya muhtarlık olmuş. O günden bugüne orasının adı Atatürk Caddesi'dir. Ve öbürü de öbür cadde, öbürün ismi neydi? Onu demeyin ya. Karagöz Mehmet denilen kişi de Recep Bey bilir bunu burada, ben de biliyorum. O köyün kurucularından, dedeleri o köyün kurucularından, onun ismi verilmiş orada bir sokağa. Sen kaldırıyorsun Atatürk Caddesi'ni, Maşuk Sokak yapıyorsun. Develi, Karagöz Mehmet'le kaldırıp Develi Sokağı yapıyorsun. Ya neyi, niye o vatandaşları rencide ediyoruz ya? Yerel demokrasi dersi, İşte verdim geçen de, işte bunu anlatmıştım. Yerel demokrasi bu ya. Ya sana ne benim evimin önündeki sokaktan. Sonra burada bu kadar adam, bu kadar kadın, çalışanlar, Büyükçekmece sokaklarının ismini vermekten aciz mi ya? Arkadaşlar bunu siyaset yapmak için söylemiyorum. Aciz miyiz ya? Bize ne ya Ahmet'in, Mehmet'in yıllar önce 60, 70, 80, 90 yıldan beri Atatürk Caddesi ise Çakmaklı'nın girişindeki cadde, bırak Atatürk Caddesi kalsın. Maşuk'la, Kaşuk'la ne uğraşıyorsunuz ya? Kime faydası var? Vallahi kendilerine zararı var. Bunu yapanlara zararı var. Biz yaparsak bize zararı var. Vatandaşın gönlünü almalısınız. En azından hadi bize adam yerine koymadınız. Belediye, ilçe meclislerini saymadınız. Ya gidin oradaki adamlara deyin ki ey muhtar,
O mahalle sakinleri. Ya biz bu sizin sokağınız ismini, işimiz, böyle bir neden var, zorunluluk var. Maşuk sokak yapacağız. Atatürk Caddesi çok var diyemezsiniz. Çünkü oranın adı Çakmaklı. Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi. Pınartepe Mahallesi Atatürk Caddesi. Dünyanın her yerinde böyle. Gidin Henry 1, Henry 2, Henry 3 gider böyle. Sokağın isminin eğer çokluk sana bir zarar veriyorsa önüne numara koyarsın. Ama benim aklımın almadığı bir şey, Büyükçekmece ilçesini yazıp mahallesini yazdıktan sonra Fatih Mahallesi dedikten sonra burada Atatürk Caddesi diyorsanız her mahallede bir Atatürk Caddesi'nin olması kadar doğal bir şey yoktur. Çünkü bu imkanları bu ülkeye sunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhuriyetimizin kurucusu odur. Onun isminden her bir vatandaşımızın şeref duyduğunu hepimiz biliyoruz. Ama masa başındakiler bu şekilde bizleri yoruyorlar. Şu Çakmaklı'ya yaptığımız eziyete bakın ya. Çöpüyle, sokağıyla, bilmem neyle. Yani biraz rahatsız oluyorum bu işten de bunu biraz uzattım. Kusura bakmayın arkadaşlar. İlgili komisyona gönderelim. Nasıl? Veyahut da nasıl istiyorsanız. Meclis ne istiyorsa onu yapacağım. Evet, harita komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ek günden bir, Kamilova Mahallesi'nde İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün telsiz istasyonu konması. Teşekkür ederim. Burada uzun 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 bir şeyler yazılmış da o uzun yazıya bakmayın siz. Emniyet Müdürlüğümüz Kamilova'da bizim baz istasyonunun yanında görüyorsunuz, orada görmüyorsunuz. Telsiz merkezi yapacak. Devletin güvenliğiyle ilgili olduğu için herhangi bir sakınca yok. Çevresinde ikamet yok. Bu nedenle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ek gündem 2, kısmi yapılaşma kıyı kenar çizgisi. Nuraydın Bey, bunu şimdi yine değerlendirmek bakımından yanlış değerlendirebilirler. Neden? Daha önce almış olduğumuz meclis kararında ne eksikliğimiz vardı da bunu tekrar istediniz, onu anlatın. Sayın Başkanım, geçen sene 12. ayda almışız. Bir yıl olmuş, ne kadar zaman çabuk geçmiş. Ben de yeni farkına vardım. Bir yıl geçtiğini, daha dün gibiydi sanki. Eksik yazmışız. Uydu eksik görüntüsünden almıştım. Efendim biz 1982 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasında yayınlanan 1982 yılındaki uydu görüntüsü üzerinden kısmi yapılaşma kararı almıştık. Bu kararımız Ankara Bakanlığı'na iletildiğinde bunun da olabileceğini ama bunu destekleyecek şekilde 1992 Temmuz ayından önce burada da bulunan bu 100 metrelik sahil bandı içerisindeki parsel adetlerinin %50'sinden fazlasının yapı kullanım izin belgesi almış olması ya da tamamlanmış olmasına ilişkin bir evrakla bir meclis kararı alırsanız daha uygun olur. Yarın hukuksal bir sıkıntı yaşanmasın denildi. Konunun tekrar gündeme gelmesi bu. Şu anda ekranda gördüğümüz hat 100 metrelik sahil hattı. Sarı ile boyalı olanlar yapı kullanım izin belgesini almış olan parseller 1992 yılından önce. Toplamda 166 adet parsel giriyor bu bölgenin içerisine. 133 adedi yapı kullanım izin belgesi almış. Bu da toplamda %80'e tekabül ediyor. Dolayısıyla kısmi yapılaşma vardır, kararın alınması gerekiyor. Bu Türkiye'deki kıyıların tamamında hala sorun olmaya devam ediyor. Halbuki kıyılarda çok büyük değişiklikler oldu. Kıyı kenar çizgilerinin yeniden çizilmesi için, tespit için bir sürü şeyler var, bir sürü mahkemeler var. Bakanlık da bu konuda yeni bir hazırlık yapıyor Türkiye satında. Kıyı kenar çizgisi nedeniyle bugün biz bir Kumburgaz'da, Celaliye'de, Kamiloba'da, Güzelce'de kıyı kenar çizgisi nedeniyle vatandaşın 300 sene önceki malını değerlendiremiyoruz. 300 sene önceki dedesinden kalma, Osmanlı'dan beri gelen tapusunu değerlendiremiyoruz. Olduğu yerde duruyor. Bu Türkiye çapında bir olaydır. Hangi komisyona göndereceğim? Oylayacağız başkan. Bu yanılmıyorsam Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç ay önce bir kararname çıktı bu kıyılarla ilgili. Yani direkt burayla şey demek istemiyorum ama Türkiye'de bu yeni sistemden sonra sanırım bütün kıyılarda böyle bir işte eskiden yapılaşma olmuş ama öyle kalmış. Bunu bir şey altına almak, bir düzenleme diyelim. Sanırım onunla ilintilidir anladığım 1992'de kadarıyla. 1992'de çıktı. 90. Kararname yeni çıktı ama. Kararname çıktıktan hemen sonra bütün Türkiye'deki belediyelerin bu kararı, bu tespiti yapması gerekiyordu. Hiç kimse bilmediği için hiç kimse yapmamış. Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan
alanlarda yapılaşmanın olup olmadığını resmi belgelerle belgeleyen meclis kararı almaları lazımdı. Biz burada meclis kararı almışız, gündeme geldiği için aldık. Ama o resmi karara bu sarılarla işaretli binaların yapılıp yapılmadığını eklememişiz. Öyle midir, doğru mudur? Doğrudur başkanım. Daha önce karar alındığı için komisyona göndermeye gerek yok. Direkt evet. Oylama yapılabilir efendim. Gruplar, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ek gündem 3. İstanbul İmar Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Büyükçekmece ilçesi sınırlarında bazı sokak ve caddelerin zemin katlarının ticaret uygulaması yapılması. Harita ve İmar Komisyonu. Bu arkadaşlar önemli bir iştir. Bak şu listede, bu gündemde en önemli işlerden işi budur. Vatandaşımızın iş yeri var, konutların altında iş yeri var. Yıllardan beri bakkal dükkanını, manav dükkanını açmış. Orada bir oradaki yapılaşma vatandaşımızın dükkanına ruhsat, işletme ruhsatı almasını engelliyor. Yönetmeliğimize böyle bir şey ilave edildiği için bunu ne fırsat bileceğiz, ne de vatandaşımızın iş yerlerinin mağduriyeti noktasında cimri davranacağız. Yani ikisini de yapmayacağız. Ne fırsat herkese gel, aman her taraf bütün, yani bu tehlikeli bir iştir. Zemin katların hepsini iş yerine çevirmek bakımından bir tehlikeli bir iştir. Belediye meclisinin, komisyon üyesi arkadaşlarımızın mutlaka yerinde görerek olmayacak işe amin dememeniz lazım. Bunu ısrarla daha önce de söyledim. Çünkü iki tane bakkal dükkanı var. Tamamı çok güzel bir konut bölgesi. Oradaki insanlar konut olarak orayı seçmişler. Önce onların hakları var. Orada yaşamak üzere karar vermiş, para vermiş, dairesini almış. Sağını, solunu, her tarafını dükkan, bakkal, manav yaptığımız zaman, yapılmasına fırsat tanıdığımız zaman sıkıntı olur. Oradaki vatandaşların haklarını çiğnemiş oluruz. Halbuki biz oluşmuş, bugüne kadar çoğunlukla Cengiz Topel Caddesi gibi örnek veriyorum. Cengiz Topel Caddesi gibi Mustafa Kemal Caddesi ve Mimar Oba Gazi Mustafa Kemal Bulvarı gibi yerlerde imar planlarında konut olarak yapılmış, imar planlarına göre konut olarak yapılmış ama bütün zamanlar içerisinde iş yerine dönüşmüş olan ve tamamına yakın iş yerine dönüşmüş olan sokak ve caddelerde bunları uyguluyoruz. Buraya dikkatlerinizi çekmek istedim. Komisyon üyesi arkadaşlarımıza da güvencimiz tamdır. İlgili imar komisyonu ve harita komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Ek gündem 4. Büyükçekmece Fatih Mahallesi Çam Sokağı'nın şimdiki ismi Fazlı Sokağı olmuş. Bunu Çam 5 Sokağı olarak değiştirilmesi öneriliyor başkanım. Onur Market bizim şeyin yanında, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nin yanındaki Onur Market'in arkasındaki sokağın ismi Çam Sokak'tır. Kurulduğu günden beri, yani 1989'da da falan biz vermiştik, ben o bugün gibi hatırlıyorum. Oraya da gitmiş, ne yapmışlar? Fazlı Sokak yapmışlar. Ha, şimdi Fazlı Sokak niye yaptılar? Adamın şimdi aklına şu gelir. Başkanın yanında gezen asistanın adı Fazlı. Acaba başkan çok sevdi, onun ismini mi verdi ya, millet algılar. Halbuki kimseye sormadan yerel demokrasi rafa kaldırarak amcaoğlu gelmiş oraya, demiş ki burasının adı da Fazlı Sokak demiş. Oradaki ablalar geldiler, abla sana yakın. Ablalar geldiler, dediler ki bizim sokağımızın adını niye Fazlı yaptınız? Ben olsaydım onların yerinde şunu söylerdim. Demek onu hatırlayamadılar. Senin yanındaki arkadaşının adı Fazlı, biz tanıyoruz. Niye onun ismini buraya verdiniz diye sorardım. Günahı yok, ona da günahı yok. Evet. Harita komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Peki biz niye bunları ayrı ayrı aldık? Daha önce de vardı, Çakmak'ta da var. Bunu ek gündem olarak... Sokak isimlerinin, hemen oylarız. Sokak isimlerinin birleştirilerek tek madde altında meclis gündemine alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ek gündemde olanları da diğerlerinde birleştirip tek maddeye
çeviriyorsunuz arkadaşlar? Ek gündem 5, 2019 yılına isim verilmesi hususu. 2019 yılının ismiyle ilgili, geçen sene bilmem, sene başka bir şeydi, bu sene spor yılıydı. Cambazdan kurtulmak için spor yılından kurtulduk şimdi. Spor yılı çok çok zengin geçti. Kızlarımız Sultanlar Ligi'ne gitmek üzere birinci lige terfi ettiler. Senin dediğin gibi basketbol herhalde eleneceksin, biz kalkıp orada devler oyuncu halimiz yok ama 11 tane takım yendik ya. Futbol takımlarımız o keza bir sürü birincilikler getirdiler. 2019 yılının isminin belirlenmek üzere sizin komisyonun adı neydi? Hukuk değil, bir de insani Temel Haklar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İşte bunları okuyacaksınız. Git oku bakalım hadi. Bana diyor çok saldırdınız diyor Başak. Ben diyor bugün Kadınlar Günü'nde bu kadar saldırıya dayanamam. Ben okuyacağım diyor size neler yaptığımızı, ama bundan sonra da onları ekranlarda hepimiz görelim. Biz Büyükçekmece halkıyız. Görelim bakalım kim ne yapmıştır. Oku bakalım anlayacağımız şekilde. Ne oldu? Bizim Başkanım, aklımıza gelmeyenler. 2018 yılında yaz... Duymuyoruz, duymuyoruz. Sayın Başkanım, 2018 yılında Büyükçekmece Spor Akademisi bünyesinde okçuluk dalında 41 madalya, 9 kupa. Ne? Madalya 10. mu, 15. mi, 1. mi? Madalya olarak yazdım başkanım. Şu an hemen hızlıca istedim çünkü. 1., 2., 3. Ama madalyaların özetini de gönderebilirim. Bundan sonra bu 14 futbol takımından 5 sporcumuz milli takıma seçildi. Yine akademi bünyesinde. Bir dakika, hangi futbol kulüpleri bunlar? 14 başkanım, U14. U14'den evet. 5 tane çocuğumuz. İşte onları çıkartacaksınız, duyuracaksınız. Çok güzel ya. Bak ben de bilmiyorum. Milli takıma seçildi. Evet, bravo. Evet başkanım. Bisiklet yine takımımızdan bu sene zarfında 3 kez Türkiye ikinciliği, 1 kez Türkiye üçüncülüğü oldu. Atletizm dalında da 60 metrede Türkiye dördüncülüğü, 400 metrede de Türkiye beşinciliğimiz var. Bunlar sadece spor akademisinde yetişen çocuklarımız başkanım. Başka var mı? Bu kadar var. Peki, bunları duyuracaksınız. Arkadaşlar, Adem Yazır'ın kayınpederi rahmetli oldu. Recep Bey ilk duyuruyu yapmıştı. Kayınpederi de meclis üyesi, eşi, belediye başkanı yapmış arkadaşımızın kayınpederi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Aileye, şahsın ve meclis adına başsağlığı diliyoruz. Yarın saat, yarın öğle namazına müteakiben Selim Paşa Merkez Camii'ydi arkadaşlar. Selim Paşa Merkez Camii'nden cenazesi kaldırılacaktır, duyurulur. Aileye tekrar başsağlığı diliyoruz. Bir, yarın saat 14'te bir okul, anaokulu temel atma törenimiz var. Meclis üyesi arkadaşlarımız ve duyan arkadaşlarımıza davet ediyoruz. 12'de düzeltiyorum. Yarın saat 12'de. Onu yarın saat 11'e çekin arkadaşlar. 11'e alın, 11'e ayarlayın. Ben cenazeye gideceğim. Orada bırakır giderim yoksa. Saat 11.30, 12. 11.30'a alın yarınki şeyi, töreni. 11.30'da okul temel atma töreni var. Ondan sonra saat Aşiret Dalcı Okulu'nun bahçesinde. İsmi de anlamlıdır. Şehit Eren Bülbül. Trabzon'da işte o PKK'lıların katlettiği çocuk. Çok iyi iş becermişti esasında. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Saat 16'da da grup başkan vekili arkadaşlarımız anlaşmışlar. Yarın saat 16'da ikinci meclis oturumumuzu yaparak 2018 yılının meclis toplantılarına veda etmiş olacağız ve 2018 çalışmalarımızı bu şekilde bitirmiş olacağız. Hepinize katkılarınız... Başkanım, özür diliyorum ama imar ve harita komisyonlarını bugün saat 3'te toplayalım o zaman. Ben buradan duyurmuş olayım arkadaşlara. Siz bilirsiniz.
Bizi izleyen sevgili vatandaşlarımıza tekrar hayırlı bir hafta diliyoruz. Şahsım ve meclis olarak onlara sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Bugünkü bu güzel mecliste konuşan, söz alan, katkı sağlayan bütün arkadaşlarıma tekrar, dernek başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşunda görev yapan arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Meclisin Aralık ayı meclis toplantımızın birinci oturumunu kapatıyorum ve sizleri yemeğe davet ediyorum. Yarın saat 16'da herhangi bir başka duyuru yapmaksızın meclis toplantısının yapılacağını bir kez daha teyit etmek istiyorum. Yemek salonu.